Üretim sürecinin olumlu gerçekleşmesi için muhabbet kuşumuzla ilgili bazı durumları gözden geçirmeliyiz. Uygun olmayan durumları süreç öncesinde tespit ederek hazır hale getirmeliyiz. Gelin şimdi bu durumların neler olabileceğine bakalım. Kuşlarımızın yaşı. Kuşlarımızın yaşı 7-8 aydan küçükse henüz erişkinliğe ulaşmadıkları için çiftleşme durumu gerçekleşmez. Küçük olduğunu tespit ettiğimiz kuşlarımıza yuva takmadan önce yaşlarının uygun hale gelmesini beklemeliyiz. Eğer kuşumuzun doğum zamanını biliyorsak şu anki yaşını tespit etmek kolay olacaktır. Ancak bilmiyorsak bazı fiziki özelliklerden yavru mu yoksa yetişkin mi olduğuna kanaat getirebiliriz. Yetişkin kuşların gözlerinde beyaz ya da gri bir halka vardır. Yavru kuşlarda olan baş çizgileri yetişkin kuşlarda yoktur. Gagalarında çok fazla aşınmalar vardır. Ceri olarak adlandırılan burun bölgeleri kalındır. Kuşlarımızın cinsiyeti. Cinsiyet tahmininde uzman değilsek eş olsunlar diye iki erkek ya da iki dişi kuşu aynı kafese koymuş olabiliriz. Bu nedenle üretmek istediğimiz kuşların cinsiyetlerini tespit etmeliyiz. Bunun tespitini de ceri olarak adlandırılan burun kısımlarından yapabiliriz. Eğer kuşlarımızın ceresi mavi ve mor tonlarındaysa erkektir. Kahverengi ve beyaz tonlarındaysa dişidir. Bazı dişilerin ceresinde hafif turkuaz tonları da olabilir. Kuşlarımızın eş olup olmaması. Bazen bir erkek ve bir dişi kuşu aynı kafese koymak onları üretebileceğimiz anlamına gelmez. Her iki kuşun da birbirini sevmesi ve eş tutması gerekir. Eşini yeni aldığımız kuşlarda da eş tutabilmeleri için biraz zaman geçmesi gerekir. Eğer kuşlarımız eş tutmamışsa aralarında çiftleşme davranışı gerçekleşmez. Eş olup olmadıklarını ise bazı davranışlardan anlayabiliriz. Eş tutan muhabbet kuşları yan yana durma, yan yana uyuma, yem kusma, baş kaşıma gibi davranışlar gösterirler. Eş tutmayanlar ise birbirlerine uzak durmayı tercih ederler. Aralarında zaman zaman kavgalar yaşanabilir. Kuşumuzun eşini yeni aldıysak üretim öncesinde eş tutmaları için biraz zaman tanımalıyız. Eğer uzun zamandır eş olmuyorlarsa eş değişimi yapabiliriz. Kuşlarımızın kızışmamış olması. Muhabbet kuşları eş olsalar bile taraflardan biri kızışmadığında çiftleşme davranışı gerçekleşmez. Her iki tarafın da kızışmış ve yavru yapmaya istekli olması gerekir. Kuşlarımızın kızışıp kızışmadığını fiziksel özelliklerine ve davranışlarına bakarak anlayabiliriz. Kızışan kuşların cere renkleri koyu tonlara döner. Örneğin dişilerde normal zamanlarda beyazken kızıştığı zaman koyu kahverengiye döner. Erkeklerde ise normal zamanlara göre daha da koyulaşır. Kızışan erkek kuşlar dişilere karşı yem kusma, baş kaşıma, kafa sallama, şarkı söyleme gibi davranışlar gösterir. Dişi kuşlar da bazen bu tarz davranışları erkeklere karşı yapabilir. Kuşlarımızda bu tarz davranışlar gözlemliyorsak kızıştıklarının belirtisidir. Taraflardan biri kızışmamışsa kızıştırmak için bazı yiyecekler verebiliriz. Örneğin haşlanmış yumurta, yumurta maması, kızıldalları ve nijer tohumu gibi besinler kızıştırma konusunda etkilidir. Kuşlarımızın beslenme durumu. Sağlıksız ve sadece tohumlarla beslenen kuşlarımız üreme sürecinde verimsiz olabilir. Aynı zamanda kuluçka ve yavruları büyütme sürecinde daha da zayıflayarak güçsüz düşebilir. Bu nedenle üretim öncesinde tohumlara ek olarak haşlanmış yumurta, yumurta maması, dalları, meyve sebze gibi besinlerle bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmeliyiz. Kalamar kemiği ve vitaminler vermeliyiz. Kuşlarımızın sağlık durumları. Sağlık durumu iyi olmayan kuşlarımız da üreme konusunda isteksizdir. Ürese dahi üreme sürecinde hastalığı daha da kötüleşebilir. Bu nedenle hasta görünen kuşlarımız varsa yuva takmadan önce tedavi etmeliyiz. Onları en sağlıklı anlarında üremeye teşvik etmeliyiz.
Umarım bu video kuş üretim süreci konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.